Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Bugün Kova burcuna özel tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına açılım yapacağım. İnşallah beğendiniz, güzel bir açılım olur diyorum. İnşallah iyisinizdir, nasılsınız yorumlara bir yazın görelim. Geçenki videomuzda şey demiştim. Sınırsız bir gücünüz mü olsun, sihirli gücünüz mü olsun istersiniz? Yoksa 1 milyon euronuz mu olsun isterseniz demiştim. Bazılarınız sınırsız güç, bazılarınız 1 milyon euroyu seçmiş. Ama bakalım bu videomuzda da devam ettirelim değil mi anne? Ama çoğunluk sihirli güçteydi yani. Aynen, çoğunluk sihirli güce gitmiş. Bakalım bu videomuzu izleyenler de aşağıya yorum yaparsa sınırsız sihirli güç mü isterdiniz? Yoksa 1 milyon euro mu isterdiniz? Hangisini isterdiniz? Bir yazın bakalım görelim diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Ayrıca ikinci bir kanalımız daha var. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da bize destek amaçlı abone olursanız çok güzel olur. Çünkü orayı da 500 abone ve 3000 saati geçmemiz gerekiyor orada da. Ondan sonra özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için kurşun dökme, naçizane açma ve daha nice işlemlerimiz için, bakın geniş kapsamlı konuşuyorum, daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093 numaralı telefondan WhatsApp hattımızdan direkt bizi yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan direkt bizi yazarak bilgi alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Söz anneme bırakıyorum ben kartları karana kadar. Evet dostlarımız, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Dostlarımız, bir şey diyeceğim. Bizim öbür dediği gibi, Fatma dediği gibi Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 var. Oraya da abone olursanız eğer ki doldurursak bizim için çok güzel olacak. Ha, dolsun, dolu dursun diye düşünüyoruz. Yani başlamışken bitmesin. Doldursun. Yani ileride mesela dolu dursun diye düşünüyoruz dostlarım. Şimdi şöyle bir şey var. Abone olmak parasız. Oraya evet, düğmeye basın. Orada bir nokta var. Oraya basarsanız abone oldum görürsünüz. Ücretsiz olduğu gibi de yani böyle bir şeyler imece usulü, yardımlaşma gibi bir şey. Ben herkese oluyorum canlarım. O yüzden sizlerin de olmasını istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın diyorum. Evet. Hadi devam edelim. Hadi. İyi, güzel. Tamam. Şöyle yerleştirelim. Tabii. Evet, Kova burçları. Gelelim bakalım. Kova burçları. Amacınıza doğru adım atmak istiyorsunuz ama öyle bir motivasyon eksikliğiniz var ki enerjiniz sıfır. Atsam mı, atmasam mı? Veya boş verim. Ya da yarın atarım gibicesini, anlatabiliyor muyum? Bir motivasyon eksikliği var ve ertelemek var. Lütfen eğer bir amacınız varsa ona karşı adımınızı atın. Ama adım atmadan önce mutlaka bir bekleyin, keşif yapın, gözlem yapın ki doğru adımlar atabilirsiniz canlarım. Kova burçları, hayatınızda sürpriz gelişmeler olacak ama bu sürpriz gelişmeler aniden gelecek sürpriz gelişmeler. Böyle beklediğiniz bir sürpriz gelişme değil. Aniden, ansızın ve beklemediğiniz bir gelişme olacak bu. Bu gelişmeleri ilk başta canınız sıkılabilir bu gelişmeleri ama aslında hayırlı bir gelişme olacak. O yüzden bu gelişmeleri fazla sıkıntılı bir şekilde dinlemeyin canlarım. Normalde güzel bir gelişme olacak. Kova burçları, geçmişten gelen, çocukluğunuzdan gelen affedemediğiniz durumlarınız var. Özellikle anneniz olabilir, çocukluğunuzdan gelen parasal anlamda, maddi anlamda affedemediğiniz olaylarınız var. Bunları ya affedeceksiniz ya da Allah'a havale edeceksiniz. Çünkü yapacak başka bir şeyiniz yok. Çünkü sırtınıza yük olmuş. Ne oldu? Allah'a havale edeceğiz dediğinizde hoca geliyor. Hangi hoca? Ay şuna bakalım, ben bittim. Ay Allah'ım yarabbim. Sonra anlatırım ben size. Canlarım, yani sırtınızda bir kambur olmaktansa Allah'a havale etmek daha mantıklı diye. Beni ara, ona göre hocanın hikayesini dinle. Ona göre hem bakım yapar, sen dinlersin. Aramazsanız karışmam, anlatmam evet. O zaman. Evet, kova burçları.
Canlarım çok dikkatli olun. Çünkü neden? Bir hainlik ve ihanete hazır olun. Aldatılabilirsiniz. Bu illa eşiniz, dostunuz, sevginiz, nişanlınız, sözünüz gibi bir durum da olabilir, olmayabilir. Sadece ona bağlamayın. Aldatılmak, ihanet, hainliği ona bağlamayın. Arkadaşlarınız tarafından da lütfen dikkatli olun. En güvendiğiniz yakınlarınızdan biraz sıkıntı çekeceğiniz gibi gözüküyor. Çok dikkatli olun. Çalışma hayatınızda eğer çalışanlarınız varsa, çalışma hayatı olur, etraf, kolu, komşu olur, akraba olur, bir iftira var şekerim, çok dikkat edin. İftira kötü, biraz canınızı sıkacak bir iftira evet. olacak. Bu iftiranın gelişiyle birlikte bir yasal süreçle uğraşabilirsiniz. Bu yasal süreciniz dediğim gibi canınızı sıkacak ama olumlu geçecek gibi gözüküyor. En iyisi iftirayı duyduğunuzda hemen saldırmak yerine bir düşünmekte fayda vardır. Sakinlikle karşılarsanız mahkemelik durumlarınız veya bu resmiyet durumlarınız ortaya çıkmamış olur canlarım. Şimdi kova burçları eskiye bağlı yaşıyorsunuz. Özellikle eskide kalmışsınız. Yani özellikle de bakın özellikle evliliğiniz konusunda vicdan yaptığınız, eskide yaşadığınız olaylarınız var. Bunları unutmak zorundasınız. Çünkü zaten bir tane kamburunuz burada vardı. Bir tane daha eklemeyin sırtınıza kambur diyorum. Kambur deyince film aklı. Notre Dame'ın kambur olursunuz. Bakar şuna. O yüzden dikkatli olun. Aslında kapı açılışı var. Özellikle kova burçlarına parasal anlamda güzel bir kapının açılışı var. Üzerinizdeki karın eriyeceği tarzda, dertlerinizin sıkıntılarınız biteceği tarzda bir kapının açılışı var. Fakat bu parasal anlamda hani kapı açılacak değil mi? Bu parayı biraz gizli tutmakta fayda vardır diyorum canlarım. Şimdi kova burçları strateji yapmak nedir bilmiyorsunuz. Olduğunuz gibi insanlara gidiyorsunuz. Biraz alttan su yürütmeyi herkese tavsiye etmiyorum bunu. Alttan su yürütmek, insana göre şerbet vermek, insana göre davranmak bazen önemlidir. Çünkü strateji yapmadığınız ortada. Neyseniz onunuz. Aklınızdan geçeni dilinize döküyorsunuz diyorum. Çok güçlü karakterlersiniz. Bu yüzden de biraz kıskançlık oluyor etrafınızda. Kıskanılıyorsunuz. Göze nazara gelmek var. Şimdi kova burçları size yalan söyleyen, iki yüzlü olan insanları biliyorsunuz. Fakat görmezden geliyorsunuz. Yalnız bu görmezden gelişiniz sizi sıkıntı içine itmekten başka hiçbir şey yapmıyor. O yüzden zarar neresinden dönersen dön kârdır diyor kartımız. Kapıda eğer şöyle söyleyeyim. Hırsızlık, dolandırılmak, hile, hurda yakın zamanda yaşamadıysanız geliyor şekerim. O yüzden çok dikkatli olun. Yalan, özellikle böyle yakın çevrenizden çok dikkatli olun. Yakın çevrenizin çevrelerinden gelir zaten. O yüzden dikkatli olun. Bir, dolandırılmak, hile, hurda, hırsızlık var. Çok dikkatli olun diyorum. Çocuk haberi bekleyenleriniz varsa, çocuk bekleyenleriniz varsa çocuk haberi gelecek. Fakat bu çocuk istediğiniz gibi yani cinsiyet olabilir. Biraz üzüleceğiniz yani üzülmek de denir bilmiyorum kız da. Kız beklerken oğlan geliyor. Oğlan beklerken kız ya da muz beklerken diğer geliyor. O yüzden her şeyin hayırlısı demekte fayda var. Evladın hayırlısını dile. Oğlanın evet. kızı ayrı bir şey değil onun. Evladın evet. hayırlısı. Aynen öyle. Bakın kova burçları geçmişte yaşadığınızı söyledim zaten. Gene geçmişte yaşadığınız çıktı. Çünkü geçmişte acı son, iflas, çöküş, dibe vurmak, yara almak, sırtınızdan bıçaklanmak o kadar hepsini yaşamışsınız ki o yüzden geleceğe dönemiyorsunuz. Geçmişte sırtından bıçaklandım, şimdi de aynı şeyi yaşarım korkusuyla adım atmakta gene zorlanıyorsunuz, çekiniyorsunuz. Güvensizlik. Bu yüzden geçmişte yaşıyorsunuz dedim canlarım. Burada da çünkü geçmişte yaşamak çıktı. Yalnız şu ailevi sorunlarınızı çözmeniz gerekiyor canlarım. Ailevi sorunlarınızı mutlaka çözün. Çünkü çözdüğünüzde gerçekten aile içinizi parçalayacak bir durum ortaya çıkmayacak. Ama eğer çözmezseniz o ailevi sorunu içeriden çürümeye başlayacak o aile diyorum. Çok dikkatli olun. Şimdi dediğim gibi kova burçları güçlüsünüz fakat doğru zamanda doğru hamle yapmıyorsun. Doğru zamanda doğru hamle yapmıyorsun. Bakın ikisinde de aynı şey diyor. Eğer doğru zamanda doğru hamleyi yaparsan gerçekten kutlama var. Bolluğun, bereketin, varlığın, her şey kutlaması olacak.
Yalnız dikkatli olun. Bu kutlamayı yaparken iki tane arkadaşınız var. O iki tane arkadaşınızdan bir tanesi dost görünen düşman. Zaten sen de onu biliyorsun. Ama dursun kenarda diyorsun. O dost görünen düşmana dikkat edeceğiz şekerim. Yani seninle öyle kutlama belki ne Allah canın alsın senin. Anladın mı? Öyle diyor. Allah benim evimizin şeyini. İnşallah ters döner ha. Öyle diyordur. O yüzden ona çok dikkat edin. Kovalar. 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 Diyorlar ya. Şimdi kovalar. Beklenmedik durumlar ortaya çıkacak dedim ya. Özellikle sürpriz gelişmelerde sonra da olabilir. Sürpriz gelişmelerin yanında, önünde de olabilir. Beklenmedik durumlar olacak. Kontrolünüz dışı gelişmeler yaşayacaksınız. Hazırlıksız yakalanmayın. Bakın söylüyor ya. Kontrolsüz, kontrolünüz dışında gelişmeler olacak. Buna hazırlıksız yakalanmayın diyorum. Karşılıklı görüşme arzusu gelecek. Sizinle buluşma isteği, bir oturup konuşalım, bir daha değerlendirelim, vırt zırt diyerekten bir araya gelme isteğiniz geliyor. Fakat sen korkuyorsun. Zaten bir kere ağzın yanmış. Bu kişiden korktuğun için, endişe duyduğun için, tekrardan korktuğun şeylerin başına gelmesini düşündüğün için biraz şey yapabilirsin. Bu buluşmayı erteleyebilirsin ya da gitmeyebilirsin. Ama benim tavsiyem gidip oturup dinleyebilirsin. Gene aklıma, fikrime, zikrime otur, kendi başına düşün. Yalnız kovalar, bitkinsiniz, yılgınsınız. Pes etmek, dibe çökmek, yorgun bir ruh hali söz konusu. Siz de dediğim gibi kendinize iyi gelen şeyleri yaparsanız biraz daha psikolojik anlamda toparlamış olursunuz. Ben gibiler yani. Şimdi kovalar. Bakın kovalar. Bir derdiniz var ama şöyle hani bir mum yanıyor ya, o mumun ışığı etrafına az da olsa ışık saçıyor. Yani bir umut var ama o mumu söndürmeyin, o umudu karartmayın diyorum. Vallahi kovalar. O mum bir sönerse yakacağız diye uğraşırsınız. Evet, kovalar, kovalar. Şimdi kovalar dediğim gibi size bir hainlik ve ihanet zaten kapıda. Yalnız bu hainlik ve ihanet geldiğinde kin ve nefrete bürüneceksiniz. Kin ve nefrete büründüğün anda eğer dikkatli olmazsan, sakin karşılamayıp da kin ve nefrete bürünürsen çok dikkatli olmalısın. Ya sen birisine zarar vereceksin ya da sana birisi bu kininden zarar verecek. O yüzden lütfen biraz sakin kalmanı tavsiye ediyorum. Senden bazı konularda açıklanma istenecek kovalar. Bu açıklama istenirken lütfen kendini özgürce ifade et. Aklından ne geçiyorsa, yani aklından geçenlerin hepsini de dök demiyorum. Mantıklı olanı ne derler? Üç gün bir şey dördüncü değil mi? Açıklaman, gerçekten açıklaman gerekiyorsa öyle açıkla. Gerekiyorsa evet. Kıyasın değil herkes. Evet. Hiç gerek yok. Ya o yüzden yani. Strateji yap biraz. Anladın mı? Strateji yapmak önemli. Şimdi kovalar, içinizde zaten aşırı bir hırs var. Bu hırsınız içinizi yemeye başlamış. Bu hırsız ya hırs ya bir durdurmanız gerekiyor ya da bu hırsı yenecek şeyler mi yapmanız lazım? Unutmanız mı lazım bilemeyeceğim ama bu hırsı yani yenmeniz lazım. Çünkü bu hırsınız size zarar verecek gibi duruyor. Dedim ya burada da aynı çıkıyor. Dikkatli olun. Şimdi kovalar zaten alımlı ve çekici insanlarsınız. Tüm insanların gözü üzerinizde oluyor. Paraya ve şatafata önem veriyorsunuz. Cilveleşmek ve iltifatlar duymak hoşunuza gidiyor. Fakat doğru insan mı cilveleştiğiniz veya iltifat duyduğunuz, orasını bakacağız şimdi. Doğru kaldı mı acaba? Kova. 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 Ay. Gerçi var da kıyıda köşede de. Bize rastlar mı onu bilemiyorum işte. Yok. Şimdi kovalar. Özellikle aşk ilişkiniz hakkında konuşuyorum şu an. Bir anda bıçak gibi kesilip atılıyor. Şey sor dedin ya. Doğru insan nasıl olmalı acaba? Onu sor. Herkes görüşünü yazsın bize. Olabilir. Değil mi? Ne güzel bak. Yani sizin gözünüzü doğru insan nasıl olmalı? Nasıl bir şey? Bir şey olmuyor. Nasıl olmalı? Şimdi bize bir yazık olur mu? Yani
Yalan benim için yalan söylememesi, dürüst olması, eli açık olması, ponkör olması. Gidiyor yani bak bak. Siz bana bakmayın, siz bir yazın, sizin düşüncelerinizi öğrenelim. Sizinkine bir öğrenelim. Tamam mı hayatım? Şimdi kovalar, aşk ilişkiniz hakkında diyorum. Ya bıçak gibi kesiliyor, ya bıçak gibi kestiriyorsun, ya da bıçak gibi kestiriyor karşıdaki. Ya senden, ya karşıdakinden, ya da olaylar çerçevesinde gidişata göre bıçak gibi kesiliyor ilişkin. Bu da üzerindeki olan bir tıkanıklık olabilir. Bakın, kovalar, iş hayatınızda çalışan insanlardan da bahsediyorum. Bir rızık kesilmesi var. Yani paranızın yavaş kesilmesi, rızkınızın kesilmesi, işlerinizin tam yolunda giderken bir anda kesilmesi gibi bir ön kapatıklığı ve bir böyle hani hapishanede kalmış gibisiniz. Anlatabiliyor muyum? Tıkanmışsınız. Bir tıkanmışlık var. Bunu çözmeniz lazım. Arayabilirsiniz, çözeriz. Şimdi kovalarda ticaret... Dur. Geniş bir şekilde arayabilirsiniz. Geniş bir şekilde de soru sorabilirsiniz. Aklınızda hiçbir şey kalmaz. Tabii. Şimdi kovalar, ticaretle uğraşan kovalarınız varsa, erkek olur, kadın olur. İzleyenlerimiz erkek ya da kadın. Ticaretle uğraşanlarınız varsa emeklerin karşılığını alacak. Fakat çok fazla iyi niyetli davranmayın. Çok fazla da şans vermeyin derim. Gene sizin tercihiniz, iyi niyetli davrandık, şans verdiğinden oldu. Aynı devam edecek çünkü, o yüzden gene deneme yanılma yönüyle verebilirsin. Olan senin zamanına, vaktin olur diyorum. Evet. Zaten kovalar, ruhsal bir çöküntü gözyaşınız var. Eğer şans vermeye, iyi niyetli davranmaya devam ederseniz gözyaşınız biraz daha sürecek. Çünkü fazla şans olmuyor, insanlar azıtıyor. Bir şans normal. İki şans hadi yine idare eder ama üçüncü şanslı yemin ederim sana o bıçağı böyle çakar. Evet. Unutma. Şimdi kovalar, evinizle ilgilenen hoş insanlarsınız, hamaratsınız, elinizden her iş geliyor ama çok kıskançsınız. Bu kıskançlığınızı biraz dindirin çünkü karşınızdaki insanları bu kıskançlığınızla uzaklaştırıyorsunuz. O yüzden yani kendi içinizdeki olan sıkıntıyı karşınızdan çıkarmaya çalışmayın. Kendinizle uğraşın diyorum ve bu kıskançlığı susturun diyorum. Ha, ateş olmayan yerden duman çıkar mı? O da meçhul yani. Senin kıskanacağın bir şey yapıyorsa karşıdaki, o zaman onu git gönder gitsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insan, bak bir insan aptal değil yani, durduk yere birisini kıskanacak. Yani aptal sonrasını bilemeyeceğim. Ama durduk yere de bir insan bir insanı kıskanmaz. Demek ki kıskanılacak bir hareket yapıyor ki kıskanıyor. Benim tanıdığım vardı. Kendisi yaptığı için adamı da yapıyor sanıyordu. O yüzden adamı kıskançlıkla boğmaya çalışıyordu. İşte yani anlatabiliyor muyum? Demek ki bir şey var ki, orada bir şey var ki bir şey çıkıyor. O yüzden dikkatli olun diyorum canlarım. Tabii ki. Evet. Bugün kova burcuna özel tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına açılım yaptım. İnşallah güzel beğendiniz ve sorularınızın cevaplarını aldığınız bir video olmuştur diyorum. Eğer sorularınızın cevaplarını alamadıysanız özel açılım yapıyoruz. Özel açılım, kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093. Tekrar ediyorum, 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan bizi yazarak danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca da kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmanız bizim için çok önemli. Diğer bir konu da ikinci bir kanalımız olduğunu biliyorsunuz. Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye, o kanalımıza da abone olup bize destek olmak isterseniz çok mutlu oluruz diyorum. Ve siz anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hiç susmayacak sandım. Unutmadan hepsini söyleyeyim herhalde. Birisi de yorumlarda yazmış ki Fatma biraz yavaş konuş diye. Yavaş konuş diye yazmış da. Bazı anlayamıyor o insanlar, hani hızlı konuşuyor da ondan. Unutacağım korkusuyla hızlı. Ben karışıveriyorum hiç. Evet. Unut veriyor. Evet, unutuyorum. Canlarım, gerçekten sizin için ideal kişi nasıl olmalı? Bunu bir yazarsanız gerçekten ben mutlu olacağım. Neden? Merak ediyorum çünkü. Benim için ideal bir kişi. Siz yazın, ben de burada bir dakikada söyleyeceğim. Tamam canım, sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, kucak dolusu öpücük. Hoşça kalın.